Ben zaten onlar zaten çıkarken demiştim, sen benim elbiselerimi hazırla. Anama. Şimdi gittiler. Bir evrak yok elimizde. Yani bir sürü şey olacak. Kışlaya gidiyorum. Diyorum ki komutanım benim yeşil kesme belgelerimi verin. İşte tazminatımdır, emekli sandığıdır. Tabii. Yüküm alıp, yükümü alıp gideceğim ben. Evet. Yani. Yani gideceğim bir başım içerisine bakacağım. Nizamiye geldim, dur bir asker. Vay be. Komutanım sizin nizamiye girmeniz yasak. Vay. Bak. İkiniz Rıtuk Ağa'yın nizamiyesi bura. Buradan bir yol geçiyor. Biz şu yolda ayakta bekliyoruz. Allah Allah. Ha. Bir gün önce tankını tamir ettiren adam bir gün sonra yaptı burada muameleyi. Burada palaçlar geçiyor, toz, toprak bekliyoruz. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 1 saat, 2 saat yok. Geliyorum diyorum ki ya şu işte muhtemel şeye ne şubeydi o? Bu işler yapan mali şube miydi neydi işte? Personelize yapmıyor mu? İşçi kesme yok şey hesaplıyorlar yani. Levazıma gidilir mi? Ha maliyeci. Maliyeci bana verecek. Kontrolörlük. He. Verecek. İşte onunla gideceğim maliyeye. Tamam. O işleri yapacak. İşte dosyayı bekliyorum. Yok. Gelmiyor oradan. Talimat vermiş. Eziyet edin diye bunlara. Bak. Yani atmakla bırakmıyor. Tabii. Bir de şimdi eziyete devam. Eziyete. Yapmaz. Bunu yapan kim? Doğu Silahçıoğlu. Doğu Silahçıoğlu'nun talimatı. Doğu Silahçıoğlu'ndan bunların hesabı mutlaka bir gün sorulması sonra lazım. Bugün mutlaka zaten davacı oldum ondan ama 28 Şubat davasında müdahilim. Ve Doğu Silahçıoğlu'ndan da şikayetçi oldum. Bütün bunları oradan anlattım. Aynı sonuç çıkmadı. Getirmediler onu. Sonra bir hafta geçti yok. Ya param yok, pulum yok, hiçbir şeyim yok. Dört tane çocuk var. İstanbul'da kiradayım, maaş alamıyorum. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar işte 86 doğumlu, 87 doğumlu, 89 doğumlu, 95 doğumlu. Bir yaşında, bir, üç, beş. Hocam ufak çocuklar. Yani küçük böyle, küçük. Küçük. Evet. Bebek evet. Yani para yok. Ev kirası var. Bir kuruş paramız da yok bizim aksine yani. Bir kuruş paramız da yok. Hmm. Bir tarafta bir şey de yok. En son dayanamadım. Telefonu çevirdim bir yerden. Karşıma çıkan astsubaydı. İşte dedim ki ben dedim filancayım dedim. Buyurun dedim. Ya dedim arkadaş biz sizden bir şey istemiyoruz bak. Bir haftadır bizi ayrıldık tamam. Ben memleketime gideceğim. Benim dosyamı bana lütfen bir zahmet gönderin. Ben yoluma bakayım dedim. Bak. Bir hafta oldu bu. O sizi binbaşıya aktarayım dedi. Binbaşıya aktar. Binbaşı çıkınca ben binbaşıya bir ajitasyon yaptım. Dedim ya böyle böyle. Tamam dedi Necmettin dedi. Yarın dedi gel vereyim dedi. Ertesi gün gittim. Yine nizamiye içeri hop dur yaklaştırma bekledik. Yaklaşık 2 saat o gün bekledim orada. 2 saat sonra bir jip geldi yukarıdan. Nizamiye çağırdılar. İmza karşısında bir şeyler dosyayı verdiler. Çıktım gittim ben. Tamam.